İdare Eğitim Vakfı olarak Çağrısına Koşanlar projesiyle İslami mücadelenin öncü şahsiyetlerini genç nesillerimize tanıtma amacıyla düzenlemiş olduğumuz Diyarbakır finali programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ve kudayna Sadakallahu'l-Azim. Bilmek başka, bulmak başka, olmak bambaşkadır. Hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi bir miras bırakmamıştır. Bize göre eğitim, insan davranışlarına müsbet yönde şekil verme eğilimidir. İdeal Eğitim Vakfı, eğitim, öğretim, bilim, kültür, tarih, spor ve sanat alanlarında faaliyet yürüterek birey, aile ve toplumun bu konularla ilgili bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek, ahlaki ve manevi gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine maddi manevi destekte bulunmak, gençlerin her türlü uyuşturucu ve zararlı maddelerden korunmasını sağlamak, toplumdaki dini, ahlaki, kültürel ve manevi ortak bağların güçlenmesi için çalışmalar yapmak ve bu konularda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak amacıyla Mart 2019 tarihinde kurulmuş bir vakıftır. Öfkesiz bakışların hiç ama hiç kızmadın, hiçbir insan amca ağzında mavildi İnnacık yüreğimde. Neden gözlerin öyle bana susamış amca? Gülse Hüseyinlerin, Saitlerin, Nazenin, Aytaç ve Yasinlerin diyarından siz Selahaddin Eyyubi'nin torunlarına selam olsun. Kahramanlıklarla yoğrulmuş coğrafyamızın siz 20'lik 15 yaşındaki genç kardeşlerimize selam olsun. Selahaddin'i yüreğinde taşıyan siz kıymetli gençlerimizi yetiştiren annelerinize, babalarınıza, kıymetli hocalarınıza selam olsun. Çağrısına Koşanlar Projesi Diyarbakır Final Programı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli kardeşlerim, tarih tekerrürden ibarettir. Bugün anlamak adına geçmişten asr-ı saadetten bir anekdot sunmak istiyorum. Hepimiz Uhud'u biliriz, zorlu Uhud gününü. Uhud dendi mi akla Mus'ab gelir, Enes bin Nadir gelir, Hazreti Hamza gelir ve daha nice şehitler gelir. Birçoğu hazin bir şekilde, dokunaklı bir şekilde şehit olmuşlardır. Ancak Hazreti Hamza'nın şehadeti çok daha farklı, çok daha dokunaklıdır. Hamza kimdi radıyallahu anh? Hazreti Peygamber'in süt kardeşi, amcası, dostu, arkadaşı, destekçisi. Uhud meydanında acı haberler geliyor. Şehit üstüne şehit haberleri geliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hamza'yı göremiyor. Sahabeden Haris bin Simme'ye, ey Haris, git amcamdan haber getir bana diyor.
Halis radiyallahu anh gidiyor. Karış karış dolaşıyor Uhud meydanını. Hazreti Hamza'nın üzerinde işkence yapılmış, kulakları kesilmiş, burnu kesilmiş, uzuvları parçalanmış cesediyle karşılaşıyor. Bu hazin tablo o kadar dokunuyor ki olduğu yere çatılı kalıyor. Ve diyor ki bu hali peygambere nasıl anlatırım? Gidemiyor, oturduğu yerde çöküp ağlamaya başlıyor. Vakit ilerliyor, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merakı arttıkça artıyor. Ey Ali sen git, amcamızdan haber getir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali gidiyor, Haris radıyallahu anh gibi Hazreti Hamza'nın parçalanmış o mübarek cesediyle karşılaşıyor. Hazreti Ali bu, Hazreti Ali farkı her ne kadar üzülse de toparlanıyor ve peygamberimize gelip durumu arz ediyor. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o hazin tabloyu görmesini istemiyor. Her ne kadar engel olmaya çalıştıysa da peygamberimiz dinlemez. Uhud meydanında Hazreti Hamza'nın o mübarek naaşının başına gelir. Gözyaşlarını tutamaz Hazreti Peygamber. Hüngür hüngür ağlamaya başlar. Ah ey amcam, seni öyle mi görecektim diye diye ağlar. Allah Resulü ağlar, sahabe-i kiram ağlar, gökte melekler ağlar. Sahabe-i kiram diyor ki vallahi biz Hazreti Peygamber'in böylesine acıklı ve içten ağladığına daha önce hiç şahit olmamıştık. Şehitlerin cenazeleri getirilir. Önce Hazreti Hamza'nın cenazesi konulur. Hazreti Peygamber ve ashab-ı kiram cenaze namazını kılarlar Hazreti Hamza'nın. Arkasından her bir şehidi tek tek cenazesi getirilir. Hazreti Hamza'nın cenazesinin yanına bırakılır. Her birinin cenaze namazı kılındığı vakit Hazreti Hamza'nın da kılınır. Tam 71 kez cenaze namazı kılınır Hazreti Hamza'nın. Şehitler defnedilir. Ashab Medine'ye döner. Taziyeler kurulur. Medine'de Ensar kendi şehitlerini ağlar. Herkes kendi şehidini ağlıyor taziyede. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle mescitten başını kaldırıp Hazreti Hamza'nın evinin olduğu yere bakıyor bir müddet. Gelen giden kimse yok. Hazreti Hamza'nın taziyesi de evi de mazlum cesedi gibi sahipsiz ve kimsesiz. Allah Resulü bir kez daha dokunaklı bir şekilde gözyaşlarını döküyor. Ey Hamza, ey amcam, senin üzerine ağlayan kimse de mi yok diyor. Sahabe-i kiram bu tabloyu görünce Hazreti Peygamber'in üzülmemesi adına herkes kendi şehidini, kendi taziyesini bırakıp Hazreti Hamza'nın taziyesine koşar. Kıymetli kardeşlerim, bugün de modern Uhudlar yaşanıyor. Bugün de Hamzalar şehit ediliyor. Mazlum ve kimsesiz cesetler Gazze'nin sokaklarında terk edilmeye yüz tutulmuş. Ve öyle ki bugün Gazze'li Müslümanların da ağlayanı yok. Taziyesini kuran yok. Bırakın taziyesini, cesetler, Müslümanların mübarek cesetleri yerde çürümeye yüz tutuyor. Sadece bugün değil, Selahaddin Eyyubi'den önce yani 1099 yılında Haçlılar Kudüs'ü işgal ettikleri vakit 33 tane sözüm ona İslam devleti aynen bugünkü gibi birbirleriyle ihtilaf içerisindeydiler ve o gün Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiler. 70 bin Müslümanın cesedi Kudüs sokaklarında. Akan kan yine Müslümanların kanıydı. Mazlum bebeler yine bugünkü gibi annelerinin yanına düşüyordu. Yaşlıların sakalları kırmızı kanlarla bulanıyordu. Yine Müslüman bacılarımız başörtüleriyle o mübarek naaşlarını saklamaya çalışıyorlardı. O gün
Kudüslü anneler Selahaddinlerini arıyorlardı. O gün Kudüslü anneler, eyne ente ya Selahaddin, eyne ente ya Selahaddin, ey Selahaddin neredesin diyorlardı. Bugün Kudüslü annelerin, Gazze'li annelerin Selahaddinlerini aradıkları gibi. İşte kıymetli kardeşlerim, Çağrısına Koşanlar projesi bu derdin, bu sorumluluğun, bu gayretin çabasıdır. Aramızdan yeni Selahaddinler çıksın diye. Çünkü ihtiyacımız var. İslam ümmetinin ziyadesiyle Selahaddinlere ihtiyacı var. Çağrısına Koşanlar projesi İslami davanın öncü şahsiyetlerini genç kuşaklarımıza aktarma çabasıdır, gayretidir. İnşallah bizler İdari Eğitim Vakfı olarak bu alanda hızlıca kitap serilerimizi oluşturup her bu kitaptan ki kıymetli yazarlarımız, birçok yazarımız yazacaklar inşallah. Bu kitapların her birinden inşallah her yıl siz kıymetli gençlerimizi buluşturacağız. Çeşitli etkinlikler ve yarışmalar yapacağız. Bu yıl Adın Selahaddin kitabı ile ilk çalışmamızı başlattık. Kudüs Fatih'i, Selahaddin Eyyubi'yi işledik. Diyarbakır pilot uygulamaydı. İlk başlangıç yeriydi. 1000 tane kardeşimiz kendi aralarında bu kitapları okudular. Gruplar şeklinde yarıştılar. Ve şu an 6 tane grubumuz inşallah burada final yarışmasını yapacaklar. Bizler de bu hayırlı çalışmanın ilk kitabını yazmış olmanın sevincini ve şükrünü yaşıyoruz. Siz kıymetli genç kardeşlerime omuzlarınızdaki ağır sorumluluğu hatırlatarak sözlerime son vermek istiyorum. Kudüslü anneler yine sizlerin yolunu gözlemekte. Kudüs yine esir, Mescid-i Aksa yine mahzundur. Yine bu kitabı okuyan her kardeşimiz birer Selahaddin'dir. Selahaddin olmalıdır. Kendisini Selahaddin görmelidir. Onun için Diyarbakır'dan 1000 Selahaddin yetişti diye ümit ediyoruz. Ey genç kardeşim, Selahaddin sensin. Adın Selahaddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Son 5 saniye. Görevli arkadaşlardan ricamız cevap kartlarını alalım. Birinci grubumuz 145 puan ile Kozlu Camii oldu. İkinci grubumuz 140 puan ile Arafat Camii oldu. Üçüncü grubumuz 119 puan ile Hazreti Ebubekir Camii oldu. Dördüncü grubumuz 118 puan ile Peyas Camii oldu. Beşinci grubumuz 117 puan ile Granada Camii oldu. Altıncı grubumuz 104 puan ile Hacı Hüseyin Camii oldu. Şimdi ödül takdimi olacak. Bir fotoğraf alacağız. Tanrı'nın seçkin kulları, siz İsrail Devleti'nin
Hepiniz koruyucularısınız. Tüm Yahudiler, hatta tüm insanlık size minnet borçludur. Zamanı geldiğinde herkes size olan borcunu ödemek zorundadır. Biz Yahudiler çok acılar çektik. Bu topraklar bizimdir. Bizim kalacak. Engel olabilirler mi? Sağ ol! Engel olabilirler mi? Sağ ol! Hayır diyeceksiniz. Engel olabilirler mi? Hayır! Aferin aslanları. Efendim, orgenlerin bir şuna bak geldiler. Dikkat! Zatiye Milliye Milo Öğüşkez hazır mı komutan? Sizler Yüce Tanrı'nın en seçkin kılıçlarısınız. Yehova bu dünyayı sizin ellerinizle imal etmek istiyor. Yalnızca sizlerin elinizle. Bundan dolayı sizinle onur duyuyoruz. Sizler Kahraman İsrail ordusunun göz bebeklerisiniz. Her biriniz göz bebeklerisiniz. Çünkü sizler kahraman askerlerimizsiniz. Değerli izleyenler, Kudüs'te evinden çıkıp okula gitmek isteyen,
19 yaşındaki bir genç kız, İsrail askerlerinin keyfi olarak ateş açması sonucu ağır yaralandı. Yaralanan üniversite öğrencisinin adının Fatıma Ebu Yahya olduğu öğrenildi. İsrail'e askerlerin ateş açması sonucu ağır yaralanan genç kızı hastaneye ulaştırmak isteyen ambulanslara izin verilmediği görüntülere yansıdı. Ey Müslümanlar, boykot edin! Boykot edin!